Hoş geldiniz. Bugün sizleri doğanın en gizemli hazinelerinden biriyle tanıştırmak için buradayız. Mantarlar. İlk durağımız doğanın kendisiyle iç içe yaşayan cesur mantar avcıları. Bu tutkulu doğa severler, ormanın altındaki gizli dünyayı keşfetmek için doğaya çıkıyorlar. Onların gözlerinden mantarların nasıl bir dünya sunduğunu göreceğiz. Mantarlar sadece doğadaki önemiyle değil, aynı zamanda insanlar için taşıdığı şifa ve kültürel değer ile de çok önemlidir. Bazı topluluklar için mantarlar yıllardır şifalı birer hazine olmuş, bazılarında ise kültürel ritüellerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Doğanın bize sunduğu şu güzelliğe bakın. Sezonun artık sonuna geldik. Aralık ayı başı, Kasım ayı sonlarındayız. Yavaş yavaş sezon kapanıyor, mantar sezonu. Bu bölgelerde Kanlıca meşhur, Kanlıca mantarı. Bu mantar da Kanlıca mantarı. Tertemiz. Biliyorsunuz Kanlıca mantarı birçok sektörde, yani mantar birçok sektörde kullanılıyor. İlaç sanayisi olsun, kozmetik sanayi olsun. Yani Yüce Allah insanlar için nimetlerini her yerlere serpiştirmiş. Biz de bugün çıktık memleketimizin böyle ormanlarına arkadaşlarla. Sezonun son mantar avcılığını yapıyoruz. Şimdi bunu artık lezzetli bir şekilde közlemesini yapıp yiyeceğiz kısmetse. Kanlıca mantarı, Batı Karadeniz bölgesinde özellikle sonbahar mevsiminde yetişen ve bölgede oldukça sevilen bir mantar türüdür. İsmi genellikle renginden gelir çünkü parlak kırmızımsı bir renge sahiptir. Bu mantar genellikle çam, köknar ve kayın ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlarda ve tarla kenarlarında eğrelti otları aralarında bulunur. L
lezzeti ve besin değeriyle de dikkat çeker. Bol miktarda protein, lif, vitamin ve mineral içerir. Özellikle demir, potasyum, magnezyum ve B vitaminleri bakımından zengindir. Hem lezzetiyle hem de görsel özellikleriyle bu bölgede sevilerek tüketilen bir doğal lezzet olarak ön plana çıkar. Şimdi taze taze toplanan kanlıca mantarı kor ateşte közlenip afiyetle yenilecek. Hoş geldin, sefa geldin. Sağ ol dayı, sağ ol. Ne mantarı var buralarda şimdi? Bu burada kanlıca var, Alısa Çağı var, Balgadun var. Sinop yöresinin mantar kültürü çok zengin Halil dayı. Evet, evet. Bunun ismi burada ne geçiyor? Balgadun. Balgadun. Farklı yörelerde farklı isimleri var. Tabii. Var. Kanlıcamız var, Halı Saçağımız var, Cincile var değil mi bizim? Tabii Cincile var, Mıhtepesi var. Mıhtepesi var. Efendime tabii. Söyleyeyim, Kuzu Kulağı var. Kuzu Kulağı var. Hepsinin de lezzeti farklıdır. Tabii, hepsinin lezzeti. Şimdi bu ne yapılıyor mesela bundan? Bundan şey yapalım. Buğday denesiyle yaparlar. Çok güzel olur. Buğday denesinde çorba gibi mi? Aş gibi mi? Aş yaparlar. Aş yaparlar. Buğday denesinde aş. Kanlıcayı közlersin. Kanlıcayı közlersin. Halı saçağını yoğurtlu yaparsın falan. Yoğurtlu, sarımsaklı. Azize. Efendim Halil dayı. Biz koyun güderdik burada. Evet. Ağız açıldı, orak bitip de ağız açıldığı zaman buraya geldim. Hayat var, hayat. Salak var, salak. Nerede? Burada abi burada. Burada 10 metre, ona 10 hayat var. Pırasınız mı? Ha bu ileride. Halil dayı şu pırasaları da yanına koy. Peki bizim yayla neredeydi burada? Yayla, tam abi bu şu iki kükler var ya. Evet. Bunlar yukarı kükler arasındaydı. Allah Allah. Yoğurt mayalar. Yoğurt mayalardı. Ya koyun sütü. Koyun sütü güzün koyulu böyle çok tatlı olur. Güzün, çok. Güzün. Allah Allah. Böyle taşlığından böyle. Maya hoş mu olur? Şakıyla böyle ki. Yayla yoğurdu. O kadar katı oluyor mu ya? Yaylaya gelip de biri falan hani alma dökmesin gibi. Evet. Sofayı aldık altına koyduk. Tatından inmez ya. Sofanın altına. Bir yeri halinden kaçtık böyle Allah sana nasıl. Ne diyorsunuz siz ya? Bir de Ahmet de yakalamış deden. Şelo deden. Şey. Burada yoğurdu. Biliyor musun? Yaylada mı? Tabii burada. Şimdi. Sizin yemiş. Burada bayağı günümüz geçti de bu yaylada. Aynen. Vallahi. Tabii. Peki. Neye gidiyor? Kışa giriyoruz yavaş yavaş. Ah ulan mantara! Ulan Gazi, Allah senden razı olsun. Vallahi ya. Vallahi. Ne kadar güzel oldu. Ne muradın varsa olsun. Biz sen olmasan ben katayım bunu. Ne kadar güzel oldu. Gelemem ya, benim bacağım çok ağrıyor. Gazi sana soruyorum. Buralardan gezemezdik. Ya böyle araba olması gelemezdik. Tabii. Ama buraya da gelmesi arz ediyordum yani, boyuna. Gazi sana soruyor. Bu mantar bizim çocukluğumuzdan bu yana dağlarımızda güz mevsimi çıkar. Bu kanlıca bir cinsi. Bir cinsi balgadun. Bir cinsi halı saçağı.
bu mevsimde çıkan. Gelmişler gürbetten motorlarla, taksilerle Akkoş Dağı'na mantara gittik. Oğlardaki bulduğumuz mantarları şimdi şu anda elimizle temizleyip kuzene de kızartıp yiyecek. Bazılarını da gürbetteki çocuklarımıza yollamak istiyoruz. Daha yollayacağız yani. Gazi, sen buna 5000 lira para verebilirsin anca. Kusura bakma kızım, bu parayla. Ben ticaret adamıyım. Ben 40 senedir ticaretiyim. Mantar ticareti yapacağım bundan sonra. Allah'a şükür, hop diye dediğim. Bu şimdi üstüne suları çıkar güzel, içine alır buzu. Bu kokar. Çok güzel kokuyor ya. Tabii ya. Sonra nasıl koku? Süper ya. Ay yavrum be. Doğanın altın hazinesi mantarlarla dolu bu muhteşem yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki bu belgesel sizleri doğanın güzelliklerine olan hayranlığınızı yeniden keşfetmeye ve mantarların sırlı dünyasına biraz daha yaklaştırmıştır. Doğanın bize sunduğu bu büyülü hazineleri korumaya ve keşfetmeye devam edelim.